Günaydın. Yani bize günaydın. Sizlere de merhaba. Şu an evden çıkıyoruz. Acelem var. Gökhan beni bekliyor. Bugün çok heyecanlıyım. Çünkü uzun zamandır istediğim bir şey olan film kameramı aldım. Yanımda filmlerim var. Daha bu sabah aldım. Birkaç saat önce. Ve şu an deli gibi dalgalar çıkmış. Evren Gökhan'ı aradı. O yüzden şimdi evden çıkıyoruz. Gökhan beyler sörfe gidecekler. Biz de şölenle bir şeyler yapacağız. Hadi bakalım. Sörfe atıp kız kıza gezmeye çıkmak. Gerçekten çok güzel bir gün geçirdik. Hava inanılmaz güzeldi şansımıza. Yürüyüş yolunda yürüdük. Maçamızı içtik. Dükkanlara girip çıktık. Ve beyleri sörften aldık. Bu akşamı Wing Partisi akşamı ilan ettik. Çok uzun bir zamandır şölenlere Wingstop denetmek istiyorduk. Çok güzel oluyor böyle soslu soslu. Sodyum akıyor, tuz. Ben hani su hiç susayan bir insan değilimdir neredeyse. Ne zaman Wingstop yesem gece uyanıp su içiyorum. O kadar. Ama yine de çok değer. Arada bir olur öyle şeyler. Bu arada film kameramı filmi takacak zamanı bulamadım. Çünkü ilk önce böyle bir videosunu izleyip nasıl takıldığını falan öğrenmem lazım. Çok bir fikrim yok. Ama şimdi şölenlere gidince takacağım filmi ve hatta belki de ilk fotoğrafımızı böyle dördümüz çekeriz. Çok güzel olur. Hazır. Arkadaşlar gelin bakayım şu balkonda bir fotoğraf çekmemiz lazım hemen. Hazır mısınız? Hazırız. Göreceğiz nasıl çıktığını. Sen de kendinkinin üstüne dondurma yapıyorsun. Ben kendiminkine çikolata ekledim ama siz... Adana'nın kastım haydi. Günaydınlar. Günaydın. Dün güzel bir gündü. Bayağı yorgun uyandık Gökhan'la. Gerçekten böyle benim... Gökhan zaten hadi sörf yapıyor. Gökhan yorgun olabilir. Oh. 3 gündür ard arda sörfe gidiyor. Ben... Ama ben de herhalde kendi vücuduma göre biraz fazla hareket ettiğim günlerden mi geçtim artık bilemeyeceğim. Bugün ekstra heyecanlı bir gün. Aslında bugünden itibaren önümüzde 2 ay bence çok heyecanlı. 3 ay bile olabilir. Biliyorsunuz Noyan'ın beni ziyaret etmeye geleceğinden bahsetmiştim. Ekim ayında ziyarete gelecek demiştim. Size söylemediğim şey Noyan'la beraber annemin de geleceğiydi büyük ihtimalle. Eğer bir sıkıntı çıkmazsa annem ve Noyan beraber gelecekler. Bir ay boyunca burada olacaklar. İnanılmaz heyecanlıyım. Ama size bir söylemediğim şey daha. Biri daha geliyor. O da Army. Hatta Army ve Dante, Army'nin sevgilisi. 4 günlüğüne buraya geliyorlar. Bugün bir saat, yaklaşık bir saat içerisinde evden çıkıp havaalanından onları almaya gideceğiz. Ya direkt ne beni çok heyecanlandırıyor biliyor musunuz? Sevdiğim insanların böyle gerçekten çok sevdiğim ve bana kendimi iyi hissettiren bu yeri gezmeleri. Yani Kaliforniya'yı görmeleri için o kadar heyecanlıyım. Sanki ben kendimi ilk defa Kaliforniya'yı gezecekmiş gibi hissediyorum. Şimdi hızlı bir ev toplama seansı, misafirliğe hazırlık seansı. Çok güzel oldu. Şu an arabaya gidiyorum ve
Amazon'dan çekecek alıyorum. Hey, we just came out. We're 5G. 5G, okay. Welcome, welcome. Hey, welcome back. Welcome, guys. Yeah. Such a beautiful day today. Yeah. Are you guys hungry? Hell yeah. Okay, perfect. This is your first time too, right? My third time. Oh, okay. So yeah, you've been here. I've been here. I remember. Okay. Now you have to frame it. I really do. Armileri iki gün önce Atlanta'ya geri uğurladık. Çok güzel 4 gün geçirdik. Beraberken çektiğimiz kliplere baktığımda bu videonun tamamen görsel bir şölen olduğuna kanaat getirdim. Gerçekten çok güzel görüntüler var bence. Editlerken de ben çok zevk aldım. Biraz daha böyle hani klip gibi bir video oldu. Elimden geldiğince size de göstermek istedim yaptığımız şeyleri. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi sabah spora gittik. Bir 20 dakikalık kısa bir kardiyo yaptık. Kardiyo artı sauna. Belimle ilgili bir güncelleme verecek olursam, 2 gün önce MRI çektirdik belim için sonunda ve pazartesi günü hani onun sonuçlarıyla da ilgili tekrar doktorla görüşeceğim. Ama biraz daha gelişme var gibi hissediyorum. Hatta Gökhan şey dedi, bel rahatsızlıklarının ilacı genelde MRI çektirmektir zaten falan dedi. Hani MRI onu iyileştiriyor direkt. Bilmiyorum ne durumda, ne çıkacak ama pazartesi göreceğiz. Ama kendimi biraz daha iyi hissetmeye başlıyor gibiyim.
Bunu burada söylerken yani hani nazar değdirmek veya jinxlemek de istemiyorum ama umarım yukarıya doğru devam eden bir çizgiyle iyileşerek devam edeceğim. Bizde haberler bu şekilde. Ayrıca yeni film kameram hakkında konuşabilir miyiz bir saniyeliğine? Ben bayıldım arkadaşlar. Gerçekten tek yapmak istediğim şey analog kameramla fotoğraf çekmek. Hani çekerken nasıl çıkacağıyla ilgili bir tahmininin olması ama tam olarak bilememen ve görmek için böyle bir süre bekliyor olman. Bunlar hep bana gerçekten kendimi iyi hissettiren detaylardı. Fotoğraf çekmeyi seven bir insan doğal olarak çok güzel bir hobi olduğunu düşünüyorum ve bir film rulosunu dijitale çevirtirmek için $15 alıyorlarmış. Ama ben gözden çıkardım yani. Ayda 3-4 rulo fotoğraf çeksem $60 gözden çıkardım. Gerçekten umurumda değil çünkü bana verdiği hazzı anlatamam. Tabii ki kendimi daha da geliştireceğim. Böyle bulanık çıkmış olan fotoğraflar var veya böyle kaymış olan fotoğraflar var falan. Ama yine de bundan sonra bu ikili ayrılamaz bir ikili. Armileri 2 gün önce uğurladık. Yarın annemler geliyor. Umarım her şey yolunda giderse. Çok heyecanlıyım dediğim gibi. Elimden geldiğince gerçekten kısa kısa da olsa bol bol belki günlük bile vloglar atmaya çalışacağım. O yüzden takipte kalın. Eğer gelip videoları izliyorsanız ve eğer hala abone değilseniz lütfen hemen aşağıdan abone olur musunuz şu anda? Bekliyoruz. Hepimiz bekliyoruz burada. Bu videoyu burada artık sonlandırmak istiyorum ve büyük ihtimalle yarın tekrar yeniden bir vloğa başlıyor olurum. Umarım sizler de iyisinizdir. Çoğunuz yorumlarda okuduğum kadarıyla okula başlayanlarınız olmuş, işe başlayanlarınız olmuş, yeni bir şehire taşınanlarınız olmuş. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ekim'in ortasına geliyoruz. Kasım, Aralık bitti zaten yani. 2,5 ay sonra yıl bitiyor şaka gibi. Umarım zamanlarınızı güzel değerlendiriyorsunuzdur diyeyim. Gelecek videolarda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bye.